Başkan Recep Tayyip Erdoğan biliyorsunuz NATO Liderler Zirvesi'ne katılıyor sevgili seyirciler. Şimdi Başkan Recep Tayyip Erdoğan ev sahibi olarak Joe Biden ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg liderleri kabul ediyor. Başkan Erdoğan da o selamlama seremonisine katıldı. Jens Stoltenberg ile NATO Genel Sekreteri ile görüştü, selamlaştı ve Joe Biden ile selamlaştı. Sonrasında bir hatıra fotoğrafı çekiliyor. Ondan sonra gidiyor. Evet, NATO Liderler Zirvesi biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nde başladı. Dün itibariyle başladı. 3 günlük bir programdan bahsediyoruz. NATO'nun kurulmasından 1949'dan bu yana geçen 75 yılda kuruluşunun 75. yıl adına sembolik bir mekanda üstelik kutlanıyor. Daha doğrusu zirve düzenleniyor. Mellon Auditorium burası 75 yıl önce Amerika Birleşik Devletleri ile beraber 12 ülkenin Kuzey Atlantik Anlaşması'nı imzaladıkları yer olarak kayıtlara geçtiğini söyleyelim. Sonrasında ise işte NATO'nun geliştirmesi ve bu süreç NATO'nun kurulmasından 3 yıl sonra Türkiye'nin NATO'ya üye olması ve gelinen süreçte 75 yıl sonra tekrar NATO evinde kurulduğu yerde biliyorsunuz aslında NATO'nun genel merkezi Brüksel'de bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne değil ama bu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Washington'da bu yerde ilk defa imzaların atıldığı yerde ilk selamlaşma gerçekleşiyor. Tekrar bir selamlaşma gerçekleşiyor. Liderler kabul ediyor. İtalya Başbakanı mesela şu anda ekranlarınıza. Ev sahibi olarak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ve NATO Genel Sekreteri olarak Jens Stoltenberg liderleri kabul ediyor. Bu Jens Stoltenberg'in bu arada son görev süresi. Biliyorsunuz eski Hollanda Başbakanı Mark Rutte Türkiye'nin de desteğini alarak NATO Genel Sekreterliğine seçilmişti. Yani Stoltenberg'in görev süresi bittikten sonra Mark Rutte bu görevi devralacak. Yani Stoltenberg'in de son zirvesi olarak bu kayıtlara geçiyor. Zirve çok önemli. 3 günlük bir zirveden bahsediyoruz. Bugün liderlerin zirvede birbirlerine hitabı olacak. Daha doğrusu genel kurulda ifade edebileceğimiz liderlerin bulunduğu bir alanda hitapları da gerçekleştirecek. Akşam bir ihtimal, tam kesinleşmeni söyleyelim, Biden'ın liderleri bir yemeği de olabilir. Ve Almanya şansölyesini şu an ekranlarınıza geliyor. Liderler zirvesinde selamlaştılar ve bir hatıra fotoğrafı çekilip daha sonrasında liderler uğurlanıyor. Bu zirvedeki en önemli gündem maddelerinden biri, Başkan Erdoğan gelişini bir kez daha ekranlarınıza getirelim. Elbette ki Rusya-Ukrayna savaşı ve Çin'in bölgede artan gücü. Çin'in bölgede artan gücü gündeminde NATO'nun. Tam Başkan Erdoğan girmeden arkadaşlarımız belki bir orayı da gösterebilirler bize. Biden'ın yaptığı bir hareket var. Kollarını açarak Başkan Erdoğan'a yaptığı bir böyle kucaklaşma hareketi var. Başkan Erdoğan tam girmeden arkadaşlarımız belki orayı da verebilirler. Şu an itibariyle Rüya Kuş Amerika Birleşik Devletleri'nde Washington'da bizleri bekliyor. Başkan Erdoğan takip ediyor. Rüya, seni dinleyelim Başkan Erdoğan'ın programı hakkında. Evet, artık resmi olarak başladığını biz söyleyebiliriz. Sizler aslında gün boyunca NATO zirvesi başladı dediniz ama an itibariyle karşılama töreni gerçekleşiyor. Hem artık NATO'nun hala genel sekreteri olan Stoltenberg hem de ev sahibi konumunda bulunan Amerika Başkanı Joe Biden konuklarını tek tek karşılıyorlar ve liderlerle tokalaşıyorlar. Biraz sonra bir aile fotoğrafı çekilecek. Biz bir kez daha liderleri dolayısıyla kameraların karşısında görüyor olacağız. Bunun da hemen ardından bütün kapılar kapanacak, bütün kameralar kapanacak ve liderler birinci oturumda bir araya gelecekler. Toplamda NATO zirvesi boyunca 3 farklı oturum düzenlenecek. Bunlardan ilki ise bugün gerçekleşecek. Müttefiklerin savunma konusu ele alınacak diyebiliriz aslında. Bu konu önemli çünkü savunma söz konusu olduğunda NATO'nun kendisini geliştirmesi gereken bazı durumlar söz konusu. Özellikle ülkeler kendi bütçelerinin %2'sini savunma sanayisine ayırmak mecburiyetinde. Ancak Türkiye kısıtlamalar nedeniyle bu rakamın bu yüzdenin altında kalıyordu. Bu yüzden de Türkiye'nin söyleyecekleri var muhakkak ki özellikle bir kısıtlama sınırlama geldiğinde sadece münferit olarak bir ülkeye sınırlama getirilmiş olmuyor. O ülke kendi savunma gücünü geliştiremediği takdirde de NATO aslında kendi savunmasını geliştirememiş oluyor. Dolayısıyla bir kelebek etkisi söz konusu. Türkiye de buna bir kez daha dikkat çekecek. Her ne kadar Venüs'te alınan bazı kararlar olmuş olsa da o kararların tamamı hayata geçirilebilmiş değil. Bu yüzden de o alınan kararların işler hale getirilmesi konusunda Türkiye'nin itirazları ve hatta önerileri olacak diyebiliriz.
Bununla beraber akşamda yine bir resmi akşam yemeği olacak. Joe Biden Beyaz Saray'da eşli bir davet verecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da bu davette eşlik ediyor olacak. Sonrasında ise bugün için programlar tamamlanacak ama tüm bu programların arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan iki de özel görüşme gerçekleştirecek NATO marjında. Onlardan ilki Türkiye saatiyle 23 gibi olmasını bekliyoruz. 22-23 gibi. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, onu takiben Almanya Şansölyesi Olaf Scholz'la da Erdoğan bir görüşme gerçekleştirecek. NATO'nun kendi gündemine bakacak olursak İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam yok. Ancak Ukrayna-Rusya savaşı var. Aslında Ukrayna-Rusya savaşı, özellikle Ukrayna-Rusya savaşı başladıktan sonra her NATO toplantısında gündeme geldi. Türkiye'nin bu noktada bazı çekinceleri ve itirazları var. Her ne kadar sonradan Ukrayna NATO'ya davet edilmeye ve dahil edilmeye çalışılıyor olsa da savaş devam eden bir ülkenin NATO'ya katılması konusunda Türkiye'nin bazı çekinceleri söz konusu. Ama elbette Cumhurbaşkanı Erdoğan yakın zamanda Aslan'da Putin'le de görüşmüş bir lider olarak salonda bulunacak. Bu da aslında önemli hususlardan bir tanesi. Ama Erdoğan bununla sınırlı kalmayacak. İsrail-Gazze Savaşı'nı da gündeme getirecek muhakkak ki. Tam da burada yapılması gerekenler söz konusu. Bunun vurgusunda bulunacak ki özellikle İsrail bir süredir savaşı genişletme çabası içerisinde. Lübnan'a da bir saldırı söz konusu. Dolayısıyla bölge için ne kadar tehlikeli olduğunu da altı çizilecek. NATO üyesi ülkelerin ağırlıklı olarak batılı ülkeler olduğunu göz önünde bulunduracak olursak da İsrail'e destek veren ülkelerde aynıları olduğu için Erdoğan'ın verecek olduğu mesajlar da kıymetli. İsterseniz bir de şöyle yapalım. Aslında bizim bulunduğumuz yerden size bahsedelim. Bir yandan sizler ekranlara belki hala getiriyorsunuzdur. Ben göremiyorum ama karşılama ve tokalaşma töreni devam ediyor. Biz de bulunduğumuz bu alanda NATO zirvesi için de basına ayrılmış bir bölüm söz konusu. Kısaca size burayı da gösterelim isterseniz. Burada bütün basın mensupları 32 ülkenin ve hatta davetli pozisyonunda katılımcı olarak yer alan bazı ülkeler de söz konusu. Onların da basın mensupları burada bizlerle beraber mesai içerisinde çalışıyorlar ve hep birlikte bu bölümde toplantıların gerçekleştiğini bizler de biraz uzaktan da olsa takip ediyoruz. Liderleri bu yüzden görmek mümkün olmayacak ama bize görüntülerde verildiği kadar, açıklamalar geldiği kadar sizlere aktarmaya da çalışacağız elbette.